Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Suat-ı Mekke 8. sefir 53. kısım. Asıl içinde vasıl. Sadakayı gizli veya açıktan vermede insanların durumu. Bazı insanlar gizli sadaka vermeyi önemser. Bunun nedeni sol elin sağ elinin verdiğini bilmez anlamına gelen güvenilir bir hadiste Hakk'ın gizli sadaka ile ilgili övgüsüdür. Fakat gizli sadaka ve Allah'ın ona özen gösterdiği ile ilgili bir rivayet gelmemiştir. Sadakayı veren insan verdiğini sadece Allah'ın bildiğini düşünerek gizli verir. Yoksa ihlas ve benzeri bir şey nedeniyle gizli vermez. Çünkü Sufi topluluğunu Allah gizli ve açık şirkten korumuştur. Böylesine ihlaslı insanlar için sadece Allah vardır ve ondan başka Rab yoktur. Çünkü onlar davranışlarında özne olarak sadece Hakk'ı görürler. Bilirler ki Hak böyle bir konuda gizliliği zikrederek onu bu bakışa sahip kimseler için açıktan vermeye üstün saymasının yegane nedeni başkası bilmese bile Allah'ın onu bilmiş olmasıdır. Yoksa bunun nedeni ihlas ya da başka bir amaç değildir. Çünkü açıklamak ya da gizlemek veren ve alan kişi hakkında denktir. Beni içinden zikredeni içinden zikrederim. Beni bir toplulukta zikredeni onlardan daha hayırlı bir topluluk için zikrederim. Kutsi hadisi bu konuya girer. Sadakayı açıktan veren kimse ise bu ya da benzeri bir müşahede sahibi değildir. Onun kalbine ve gözüne hakim olan duygu her şeyde hakkı görmektir. Öyleyse onun katındaki her hal tereddütsüz bir şekilde ilan ve açıklamadır. Bundan başka bir şey görmez. Böyle bir insan topluluk içinde Allah'ı zikrettiği gibi sadakasını açıktan verebilir. Çünkü topluluk içinde zikrettiği kimseyi bundan önce içinden zikretmiştir. Çünkü içten zikretmek hiç kuşkusuz dıştan zikretmeyi önceler. İçten zikredilen herkes dışta da zikredilmiştir. Öyleyse dıştan zikretmek içten hakkı zikretmeye ilave bir durumdur. Dıştan zikretmenin sadece içinden zikreden insanın kaçırdığı bir mertebesi vardır. Çünkü içinden zikretmeye her iki halde de muttali olunmaz. İçten zikretmek her bakımdan gizlidir. Açıktan verilen sadaka ise ilahi iktidarı ilan eder. Mümkün mazharlarda zuhur ettiği halde sadakayı kimden gizleyecek veya örtecektir ki? Şeyhimiz Ebu Medyen'in yöntemi buydu. Şöyle derdi. Allah de sonra onları bırak. Allah'tan başkasına mı dua ediyorsunuz? Şeyhimiz Nebevi bir miras olarak bu ayete uymak için sadakayı açıktan verirdi. Ebu Hamid el-Gazzali ve Haris bin Esed muhasibi gibi tasavvuf yolunun genelinin söz ettiği riya ve ihlası aramak ise Allah'tan başkasını görmeyen sufilerin dilini de içermek üzere Hakk'ın genelin diliyle gerçekleşen hitabıdır. Çünkü zahir dili seçkinlerin dilini de içerir. Biz ise bu konuda Allah ehline konuşuyoruz. Şeyhimiz arkadaşlarına şöyle derdi. Allah'ın kelimesi yüksek olsun diye Allah'a itaati açıktan yapın. Nitekim başka insanlar günahları, itaatsizlikleri açıktan yapmakta ve Allah'tan utanmadan kötülükleri ishar etmektedirler. Bir efendi saygın bir şeyhin öğrencilerine şöyle demişti. Şeyhiniz size neyi emrediyor? O da şöyle cevap vermiş. Bize amelleri yapmak için gayret etmeyi ve onlarda eksiklik görmeyi emretmektedir. Bunun üzerine şeyh şöyle demiş. Vallahi size düpedüz mecusiliği emretmektedir. Keşke amelleri yapmayı ve onları sizin elinizde kimin icra ve inşa ettiğini emretseydi. Bu mesele de bu konuya girer. Gizli ve açık sadakanın sufilerin nefislerindeki sırlarına dikkatini çekmiş oldum. Bununla beraber farz sadakayla gönüllü sadakada şekilci arifler arasında görüş ayrılığı vardır. Bu görüş ayrılığı ise özetlemeyi ve kısa anlatımı yeğlediğimiz için zikre gerek olmayacak kadar bilinir. Açıktan sadaka vermek hakkında ise kim iyi bir adet çıkarırsa hadisi aktarılmıştır. Allah ehlinin kamilleri ise iki makamı birleştirmek, iki sonucu elde etmek, iki gözle bakmak, iki yoldan yürümek, iki elle vermek için her iki şekilde de veren kimsedir. Böylece Hakk'ın açıktan vermeyi tercih ettiği bir durumda sadakayı bazen açıktan verirken Hakk'ın gizlemeyi tercih ettiğini gördüğü yerde sadakayı gizli verir. Allah yolunda Allah ehlinin kamillerine daha layık olan davranış budur.